Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. Bugün arkadaşlar Linux işletim sistemlerini ve Windows işletim sistemlerini edinme, indirme ve bunlarla ilgili bu dağıtımlarla alakalı olarak en kolay yoldan ISO dosyalarını yani kurulum dosyalarını edinmek ve bu dosyaları indirerek işletim sistemlerini dilediğimiz şekilde bilgisayarlarımıza kurabilmek amaç. Yani konu düşündüm senaryosu ne olsun diye. İşletim sistemleri elimdeki işte kısa yollar yani çabuk edinme, pratik yoldan edinme adresleri mevcuttu. Ben de bunları açtım, hepsini hazır ettim. Bunların detaylarını zaten video altına da ekleyeceğim, bahsedeceğim adreslerde. Evet arkadaşlar, DistroBatch'ı zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Linux dağıtımları yapılarındaki sistemleri buradan DistroBatch'tan dağıtım seçerek dilediğimiz dağıtımları yani bilinen birçok dağıtım işte Arch Linux, Linux Mint, Ubuntu, ondan sonra işte farklı Linux dağıtımlarını Pardus Linux vesaire, PC Linux, Fedora, Gecko. Bu SUSE tabanlı bir dağıtım. Ondan sonra tabii ki bunun yanı sıra arkadaşlar Windows işletim sistemleri edinmek için de şey var, bir adresi var. Buradan da istediğimizi indirebiliyoruz. Bunun alternatifi olarak bunu da yeni buldum. Lisans.web site. Burada dilediğimiz dilde, farklı dillerde hem ofis programlarını hem de Windows işletim sistemlerini indirebiliyoruz arkadaşlar. Ta ki server'dan tutun XP Vista 7, 8.1, 8, Windows 10, Pro Home sürümleri, Home Basic sürümleri vesaire. Buradan hepsini edinebiliyoruz arkadaşlar. Bu bir öncekinde de Windows Final Insider sürümleri de var. Windows Final'i seçtim mesela. Burada 8.1. Windows 10 işte versiyonları hangi en son versiyonu işte 2009 20H2 build 192.631. Burada en son sürümü bu arkadaşlar Windows'un. Tıklıyoruz. Buradan işte sürüm Windows sistemi seçiyoruz. Dili seçiyoruz. Dili bütün diller mevcut arkadaşlar. Multilanguage. Mimarimizi seçiyoruz. Eğer bilgisayarımızın işlemci mimarisi 64 bit ise 64 bit ISO, 32 bit ise 32 bit ISO'yu seçiyoruz arkadaşlar. 64'ü seçtiğimiz an burada hemen indirme linki belirliyor arkadaşlar. Tüm seçenekleri seçiyoruz. Çok düşük mimari yani donanımımız çok düşükse arkadaşlar buradan Windows Final'i seçip 8.1'i seçebilirsiniz. Yani 8.1 Windows 7 yani 7'den ve 8'den çok daha stabil ve akıcı çalışmakta. Dolayısıyla bu 8.1 işletim sistemini seçmeniz daha iyi olacaktır. Eğer ki eski donanıma sahipseniz yani minimum işte diyelim 10 yıllık veya işte 15-12 yıllık evveliyat çıkan bilgisayar, laptop veya masaüstü bilgisayarlara bu sistemi kurmanızı tavsiye ederim. Windows 10 platformunda da 2015-2016 LTSB sürümleri var. Gerçi burada yer almıyor ama LTSB modlanmış sistemler de olabilir. İnternet üzerinde var. Benim de kendi blog sayfamda da yer verdim. Birazdan oraya da gireriz, bakarız, fark etmez. Arkadaşlar Linux dağıtımlarının mecrası olan linuxtracker.org torrent sitesi var. Bu torrent sitesinden de torrent uygulamasıyla ben Linux kullanıyorum şu anda. Ubuntu. BitTorrent veya Transmation Windows platformunda BitTorrent, uTorrent vesaire bu programlarla buradan torrent dosyalarını indirerek de Linux dağıtımlarını indirebiliyoruz arkadaşlar. Burada işte kategori var. Kategoriden aynı DistroBatch'taki gibi seçim yaparak buradan istediğimiz Linux dağıtımını seçiyoruz. Mesela burada ne var? Debian'ı gördüm biraz evvel. Debian'ı seçiyoruz. Yani misal veya Debian var. Nerede Debian? Devon, Debian. Evet, Debian geldi arkadaşlar. Burada
Sürüm bilgileri, kod name, isimleri belli zaten. Burada diyelim ki Debian, onu indireceğiz 64 bit. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bize hemen torrent dosyasını indirmeye yönlendiriyor burada. Diyor ki zaten gösteriyor da BitTorrent, Transmission, MacOS ve or Linux, yani Linux ve MacOS üzerinden bu uygulamayla indirebilirsiniz diyor. Torrent dosyası burada. Dileyen magnet olarak da kopyalayabilir. Magneti kopyalayıp sistem üzerinden indirebilir direkt olarak da. Hatta BitTorrent'i açalım. Bunu da göstermiş olalım. Daha yeni açıyorum torrenti. Mesela magneti kopyaladım biraz evvel. Gördüğümüz gibi buraya otomatik aldı. Yani buradaki dağıtımın magnet yazan, gördüğümüz gibi burada bir tane kurbağa var. Kopya yapıyoruz arkadaşlar adresi. Kopya yaptıktan sonra bütün torrent istemcilerinde de zaten bu torrent link diyor zaten. Buraya tıkladığımız zaman bu adres buraya otomatik geliyor. Silelim. Ekleyelim. Copy paste. Ctrl V yaptım. Download dediğimiz an arkadaşlar ISO dosyası Linux dağıtımın inmeye başlıyor. SourceForge var arkadaşlar. SourceForge'de bütün Linux dağıtımları ile alakalı ne derler? Hem uygulamalar hem işletim sistemleri vesaire indirme şansınız var. Bazı mesela dağıtım yapımcıları SourceForge üzerine FTP protokolü kullanarak ISO dosyaları, dağıtımlarını, ben de dahil olmak üzere buraya yüklüyoruz arkadaşlar. Hatta benim hesabıma da giriş yapalım şimdi. GNU/Linux.tr. Benim dağıtımların, projelerim burada gördüğümüz gibi ne var? Macmonto Big Sur var. TNC Linux 2021, Ubuntu 2021 projem. Winbuntu 2020 var arkadaşlar. Mesela burada en son yaptığım Macmonto Big Sur 2021, girelim. Buradan da dileyen uygulamalar da dahil olmak üzere dağıtımları da buradan indirebilirler. Mesela ISO dosyası burada. Şu ana kadar kimler kaç kişi indirmiş bir bakalım. ISO 746 kişi total download diyor. 746 kişi benim bu çalışmamı, projemi indirmiş daha evvelden. Yani buradaki bunu göstermemdeki gaye SourceForge üzerinden de dağıtım adlarını yazarak da mesela Ubuntu yazalım. Ubuntu ile ilgili burada işte özel customization, rolling release yani kişilerin yaptığı özel dağıtımları da bulmanız mümkün arkadaşlar. Mesela Ubuntu 2021 bunu ben yaptım. Bunu hazırladım yani. Ubuntu 21 projesinde summary'de burada açıklamalar yazıyor. Ekran görüntüleri, videosu vesaire varsa video. Buradan okuyorsunuz, inceliyorsunuz. Uygun, kendinize uygun, donanımınıza uygun olarak şekilde beğenirseniz indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar en önemlisi DistroTest. DistroTest.net. Buradan da bütün Linux dağıtımlarını herhangi bir indirme yapmadan direkt olarak çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir tane çalıştırayım ben. Umarım kasmaz bilgisayar. Bakalım hangisini çalıştıralım buradan. Mesela Fedora var. Atomic Load Server. Ubuntu var mı bakalım. Ubuntu. Mutlaka vardır da. Göremedim ben. Ubuntu, Ubuntu. Evet. Edubuntu var. Ubuntu. Bir daha F3 yapalım. Kubuntu var. Kubuntu. Lubuntu. Bu arada düşük Linux FX bu burada bu da varmış evet. Linux Lite var arkadaşlar. Linux Lite'i bir deneyelim bakalım. Linux Lite'i deneyelim. En son sürümü 5.2 2020 11.1. Belki son sürümleri biraz geç herhalde ekliyorlar. Bunun 2021 çalışması da vardı diye biliyorum buradan. Şimdi şu anda bekletiyor. Biraz bekletiyor. 1 dakika diyor. Your waiting time 1 minute. Burada bu distrotest.net üzerinden arkadaşlar istediğiniz Linux dağıtımını test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Pop-up ayrı şekilde açalım. Şu an Linux Mint Linux Lite bu ekranı geldi. Enter'lıyorum. Bakalım. Başlayacak mı?
Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir kurulum falan yok. Direkt online olarak internete bağlı olduğunuz şekilde sistemleri test edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an boot ediyor. Sanıyorum masa üstüne kadar gelecek. Gösteriyor buradan. Yani tarama yapıyor. Buradan Ctrl C yaparak bunu iptal edebilirsiniz isterseniz. Şeyi check ediyor. Dosyaları tarama yapıyor. WD5 checksum uygulaması. Yani dosya doğruluk, bütünlük durumunu kontrol ediyor. Herhangi bir şey bulamadı diyor. Hata yok diyor. Güzel bir şey bu. Yani indirdiğiniz dağıtımın MD5 checksum, yani dosya güvenlik kontrolünü yapmakta. Bu son zamanlarda Ubuntu ve diğer dağıtımlarda da var. Önce bir boot ederken tarama yapıyor. Dosyanın bütünlüğünü kontrol ediyor. Güvenlik için güzel bir şey bu arkadaşlar. Ctrl C ile iptal edip direkt şeye geçebilirsiniz zaten sisteme. Şu an tabi sanal olduğu için biraz bekletmesi normal şu anda. VNC host üzerinden direkt sistemi çalıştırıyor zaten arkadaşlar. Masaüstü geliyor şu anda. Bundaki mantık, herhangi bir kurulum yapmadan bir dağıtımı inceleyeyim, göreyim, bakayım nasıl arayüz diye test etmek amaçlı. Gerçekten çok güzel bir özellik. QEMU, yani gördüğümüz gibi sanallaştırma, virtualization özellikleri de entegre içinde. Buradan test edebiliyoruz dağıtımları arkadaşlar. Bakalım açılacak mı? Şurası şey. VNC. Şu anda masaüstü, evet geldi arkadaşlar. Linux Lite'ın arkadaşlar masaüstü bu. Tabii mouse'u biraz oynatırken hafif böyle kasma yapıyor. Test ederken vesaire. Daha yeni yeni kendine gelmeye başladı. Başlat menüsüne bir tıklayalım bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğümüz gibi Linux Lite'ın Welcome to Linux Lite. Hoş geldin ekranı. Dağıtımı herhangi indirmeden, herhangi bir şey yapmadan online internet hızınız ve donanımınızın durumuna göre bu tabii ki hız fark edecektir. Şey yapacaktır yani daha akıcı çalışacaktır. Donanımınız iyiyse, internetiniz akıcıysa. Bunu görmüş olduk arkadaşlar. Yani bunu göstermemdeki mantık gaye dağıtımları. Burada Debian var mesela, popüler bir dağıtım. Masaüstü Kali Linux var, Ubuntu var, Elementary OS var. Yani bunların isterseniz test edebilirsiniz. Son sürümü acaba sürüm gelişme geline gibi geliştirmeler yapılmış vesaire. Beğenmezseniz eski sürümde de devam edebilirsiniz. Boşuna indirmemiş olursunuz hem. Burada zaman kaybı da yaşamamış olacaksınız. Zamandan tasarruf olacak. Windows bunu zaten göstermiş de bulundum. Anladık herhalde bu indirme işlemlerini. Bunda 7 var mıydı? 7 yokmuş. Evet. SourceForge'yi gördük. Benim blog sayfam var biliyorsunuz. gnu/linux-tr/blogspot.com. Burada da birçok kendi açtığım makale, dağıtımlar vesaire bilgiler var. Windows'la ilgili çalışmalarım da var arkadaşlar. Yani aslında bu blog sayfamda buna yer vermeyecektim ama bazı arkadaşların istekleri olunca hepsini bir arada toparlayıp tek sayfa üzerinde kısa açıklamalarıyla beraber ekledim. Screenshotları filan da var. Onun haricinde Linux dağıtımlarımla alakalı Macubuntu, TNC Linux, Ubuntu, bunları da tek sayfada arkadaşlar şey yaptım. Dileyen bunları inceleyerek tnctr.com üzerinde de arkadaşlar açıklamaları ve konular var. Linux platformunda, yani konularında. Onu da açayım göstereyim hem. Nick adım burada Forges arkadaşlar. Buradan iniyoruz arkadaşlar. Linux dağıtımları var aşağıda. Linux dağıtımına girelim. Burada benim işte genellikle site üzerinde daha çok ben aktif oluyorum Linux platformu, Linux işletim sistemlerinde. Dolayısıyla mesela macOS X benzeri Linux işletim sistemleri bir konum var.
Dileyen, yani burada çeşitli birçok konu var yani. Dileyen buradan da incelemeler yapabilir dağıtımlarla ilgili. Evet arkadaşlar, dağıtımları ISO dosyasını indirdik. Yazdıracağız. Ben mesela şu an Linux platformundayım. Balina Etcher kullanıyorum ben. Yani ISO dosyalarını yazdırmada Rufus alternatifi bir program. Yani Balina Etcher'la ISO dosyasını veya Windows platformunda Rufus olarak arama yapın. Buradan ben Balina Etcher'ı şey yaptım, sistemimde kullanıyorum. Rufus. Rufus üzerinden yazdırabilirsiniz ISO dosyalarını. Herhangi bir sorun teşkil etmez. Flash belleğiniz minimum 4 ve üzeri olsun. İndirilen sisteme göre, boyutuna göre. Tabii ki 8 GB olsa daha iyi olur ve üzeri. Rufus kullanabilirsiniz. Ben Balina Etcher'ı kullanıyorum Linux üzerinde. Terminal üzerinden de yazdırabiliyorum. Fark etmiyor. Bu arayüzü güzel diye son zamanlarda popüler. Bütün Windows dahil Linux, Android ve ISO dosyası bootable kurtarma kitleri vesaire. Bu Balina Etcher'ı kullanarak arkadaşlar, hatta sitesine de girelim. Buradan ben bir yeni sekme açayım. Balina Etcher diye, evet. Bütün platformlara destek veren bir uygulama arkadaşlar bu da. Yani indireceksin mesela Linux 64 bit. Ben şimdi sistemim Linux olduğu için ilk sırada gösteriyor hemen. Windows oldu mu? Windows'u hemen direkt ilk sırada gösterir. Etcher Windows x86 x64, bir de portable var arkadaşlar. Hiç kurmuyorsunuz. Bunu tavsiye ederim. Eğer Windows platformu kullanıyorsunuz, Windows 7, 8, 10. Bunu indirin, çalıştırın arkadaşlar. Mac için de burada mevcut. DMC olsa gerek. DMC uzantılı. Buradan Linux kullanıcıları da application image, yani bu kurulum gerekmiyor. Direkt çift tıklayıp arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Bendeki de öyle zaten. Ben sadece kısa yol atadım buraya. Dolayısıyla buradan ISO dosyası yazdıracağım zaman Balina Etcher'ı gayet sorunsuz, rahat şekilde bütün ISO dosyalarını, ya IMG dosyalarını yazdırabilirsiniz. Ondan sonra kendi donanımınızın, yani bilgisayarınızın boot yönergeleriyle BIOS üzerinden gerekli ayarlamaları yaparak yazdırdığınız sistemleri arkadaşlar kurma işlemine veya kurmadan live olarak Linux dağıtımlarında bildiğimiz üzere deneme şansımız oluyor arkadaşlar. Ha, ben bunu yazdırmayayım. Önce sistemi test edeyim. O zaman distro test sayfasına girerek herhangi bir indirme yapmadan beğendiğiniz olduğu zaman da DistroWatch'tan veya DistroTracker, linuxtracker.org'dan torrent yoluyla indirme şansınız var arkadaşlar. İndirme hızları tabii ki ülkelere göre değişecektir veya işte bağlantısı olan sistemcilere göre değişecektir. Bu da tabii sit eden, yani karşı tarafın, bunlar aynı birbirini zincirleme şekilde takip eden bir şey olduğu için, hız sistemleri olduğu için torrent. Dolayısıyla sit eden mutlaka oluyor. Popüler dağıtımlarda zaten oluyor. Yüzlerce insan indiriyor. Bu siteyi de kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Linux Tracker. Dolayısıyla torrent yoluyla indirme şansınız yüksek. Evet arkadaşlar, değineceğim konular şimdilik bunlardı. Yani amaç indirme sistemleri, dağıtımları hızlı şekilde, pratik şekilde indirmek, test etmek, edinmek, yazdırma şekilleri vesaire. Zaten tabii ki yazdırma detaylarına girmedik ama zaten aşağı yukarı çoğumuzun bildiği yöntemler, duyduğumuz, bildiğimiz güncel olan şeyler, işlemler. Umarım yararlı bir video anlatımı olmuştur arkadaşlar. Ben bahsini ettiğim sitelerin, giriş yaptığım, ziyaret ettiğim sitelerin adreslerini video altına da açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Dileyen oradan bana yorum, yani soru ve görüşleri olan arkadaşlar olursa iletebilirler. Ben de ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.